Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Diğer peygamberlere 5 şeyle üstün kılındım. Bütün insanlara peygamber oldum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin de peygamberidir ha. Evet, iyi anlayın burayı. Tüm peygamberlerin peygamberi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti Muhammed ne demek? Şu anda dünyada kim varsa ümmeti Muhammed. İyi anlayın mevzuyu. Ümmet demek illa ki arkadaş tabi olan demek değildir. Yani onların ümmeti, onların halkı. İyi anlamak lazım mevzuları. 2. Şefaatimi ümmetime ahirette imdat olarak sakladım. Allah Allah. Estaizu billah, bismillah. Men zellezî yeşfe'indehu illa bi'iznih. Bak ayetel kürsüye hep okuyoruz. Şefaat yok diyen Vahabilere de bu ayet ders olsun. Allah Celle Celaluhu'nda onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Bak ayet-i kerimede şefaat yok demiyor. Onun izni olmadan. Duha suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu ne diyor? Rabbin sana verecek. Ne verecek? Şefaat hakkı verecek. İyi anla mevzuyu. Peşine. Bir aylık mesafeden düşmanlarıma diyor korku saldım. Aman ya Rabbi. Bir aylık mesafe ne demek biliyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu korku mevzusu şöyleydi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da öyle bir heybet vardı ki Rabbim manevi heybet vermiş. Yani bir aylık mesafedeki korku şuydu. Mesela yol mesafesini hesap edelim. Şu anda mesela ne diyeyim 500-600 kilometre. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 500-600 kilometre mesafe kalıncaya kadar onun heybetini hani böyle çekim alanı diyorlar ya baz istasyonları var yani örnek olarak anlayın iyi anlayın. Baz istasyonu diyor çekim alanı var. Oraya geçtiği zaman hatlar ne oluyor kopuyor hat gitti. Ama oraya girdiği zaman böyle bir çekim alanı oluyor. İşte burada bir aylık mesafeden düşmanlarıma korku saldım da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam menziline girdiği zaman iyi anlayın burayı. Hani atış menzilleri var ya. Mesela ne diyor? S-400'ün bir menzili var diyor. Bilmem ne ülkenin yarısına menzil mesafesi işte. Aynen böyle. Bir aylık mesafeden düşmanların kalbine Allah Celle Celle korku veriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerde ağaç altında uzanıyordu. Bir müşrik geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başucuna dikildi. Allah Allah. Ne dedi? Şimdi dedi senin benim elimden kim kurtaracak? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duruyor hiçbir şey yapmıyor. Yanında silah da yok. Müşrik kılıcı dayamış. Dedi şu anda seni benim elimden kim alacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Allah! Celle Celaluhu. O laftan sonra müşriğin el ayağa gitti. Aman ya Rabbi ya. Kılıcı aldı. Dedi şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Ayda. Başladı yalvarmaya. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Öldürme beni ya Muhammed. Allah Allah. İşte bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarına saldığı korku. Peki arkadaşlar. Biz bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan korkuyor muyuz? Ne demek korkuyor muyuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ve kella korkulacak bir zat mı? Hayır. Şu anda yapılan araştırmalara göre dünyada en çok sevilen kişi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne anlamda korkmalıyız? Şefaatinden mahrum kalmak için korkmalıyız. Ya mahrum kalırsak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü yüzümüze bakmazsa ne olacak? Ya Rabbel Alemin hiç düşünen var mı ya? Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine kim nail olacak? Çok basit. Sünnet üzere bir hayat yaşayan, güzel ahlaklı olan, namazıyla, abdestiyle, gusülüyle, her türlü ibadetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık olan kişiler ne dedi? Bir aylık mesafeden düşmanlarıma korku saldım. 4. Yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Ne demek yeryüzü bana mescit kılındı? Yani dünyanın her yerinde Müslümanlar mescit yapabilir mi? Yapabilir. Belirli yerler diye bir şey var mı? Yok.
bulduğun her yerde namaz kılabilirsin. Temiz olacak tabi. Hadesten taharet, necasetten taharet. Bunlara dikkat edeceğiz. Hem beden temiz olacak, hem namaz kılmamızda temiz olacak. Bu ayda. Ama yeryüzü bana mescit kılındı sözündeki burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Müslümanlar dilediği yerde ibadetlerini, namazlarını eda edebilir. Peşine ganimetler bana helal kılındı. Buhari. Arkadaşlar, bazı ümmetlerde ganimetler haramdı mesela. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki ümmetlerde ganimet haramdı. Ganimet nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. Ganimet savaşta mesela Müslümanlarla kafirler arasında bir savaş var. Müslümanlar savaşı kazanıyor. Kafirlerin işte paraları, altınları Müslümanlara helal sayılıyor. Savaşı kaybettikleri için Allah Celle Celaluhu onlara, yani Müslümanlara, savaşı kazandıkları için, kafirleri alt ettikleri için, İslam galip geldiği için diyor ki bu mal size helaldir. Ama bu ganimeti yanlış bir şekilde kullanırsa ne olur arkadaş? Haramzade olur. Evet. Biz sahabelerden bahsetmiyoruz. Haşa ve kella, sahabelerden ne arar öyle işler? Biz şu andaki günümüz Müslümanlarından bahsediyoruz arkadaşlar. Günümüz Müslümanları eline bir mal geçtiği zaman ganimet gözüyle bakıyor. Hayır. Asla. Kat'a. Bu ganimet meselesi arkadaşım, bildiğin orijinal savaşta bir kafir beldeyi ele geçirirsin. Şu anda işte kaleler maleler yok. Ülkeler var mesela diyelim. Adam savaş oldu. Allah muhafaza eylesin, amin. İslam barış dinidir. İslam esenlik dinidir. İslam hiçbir zaman savaşı ön plana koymaz. Ama buradaki cihattan maksat şudur. Evvela İslam'ı tebliğ etmek. Mesela kafirler ne diyor? İşte İslam diyor cihat, cihat, cihat. Hayır. Bir İslam ordusuyla kafir ordu karşı karşıya geldiği zaman Müslüman ordusunun başındaki kişi ya da yetkili kişi çıkar gider. O kafirlerin yanına. Üç şey sunar. Bir der. Ya Müslüman olun. Bu savaşı bitirelim. Bak ne kadar güzel söylüyorlar. Müslüman olun. Bu savaşı bitirelim. Ya da bize teslim olun. Cizye alalım sizden, yani vergi alalım sizden. Ha, üçüncüsü kabul etmiyorsanız savaşarak, sizi öldürerek yine malınızı alacağız. Bak seçenek sunuluyor. Öyle direkt hadi savaşalım. Yok. Evvela önden sunuyorlar ya, bak Müslüman oluyorlar. Yok mu? O zaman teslim ol. Müslüman olmuyorsan teslim ol o zaman. O da mı yok? O zaman savaşacağız. Seçenekler sunuluyor. Ama baktığın zaman işte Müslümanlar hep savaşıyor, öldürüyor. Hayır, böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Ne dedik arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Bütün insanlara peygamber oldum. Şefaatimi ümmetime ahirette imdat olarak sakladım. Bir aylık mesafeden insanların kalbine, düşmanlarımın kalbine korku saldım. Yeryüzü bana mescit ve temizleyici kılındı. Ganimetler bana helal kılındı. Yani ümmeti Muhammed'e ganimet malı helal kılındı. Tabii ki de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet mallarını alıp haşa ve kella kendi bünyesine değil de fakire fukaraya dağıtıyordu. Halka dağıtıyordu. Sahabelere dağıtıyordu. Gide. Şimdi millet dolduruyor. Amerikan askerleri Irak'tan kamyon kamyon külçe altın götürdü. Ya Rabbi be. Rabbim burunlarından getirsin, amin. Zehir zıkkım eylesin, amin. Müslümanların malı çaldılar. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.